her zaman, her akşam, akşama ne yemek yapsam diye düşünürüz ama Ramazan olunca durum farklı. Çünkü iftar çok önemli. Bugün Burcu Kuraslan ve konuğu bizi Osmanlı zamanlarına götürecek. Bakalım saray mutfağında hangi yemekler pişiyordu? Burcu, merakla bekliyoruz bu yayını. Günaydın bu arada. Günaydın Hilal. Böyle buram buram güzel yemekler kokan bir mutfaktayım. Osmanlı saray mutfağında neler pişiyordu onu yapacağız ama herkesin evinde bulunabilecek malzemelerle tabii ki tariflerimiz her zaman olduğu gibi. Evet. Şimdi efendim tencerelerimiz de kaynadı. Hızlı bir şekilde anlatalım diye biraz önceden pişirdik malzemelerimizi. Evet, nedir bu yemeğimiz? Bu şöyle söyleyeyim, kayısılı bir et aslında Osmanlı döneminde çok fazla tüketilen hem malzemesi ucuz hem değerleri, proteinleri, vitaminleri çok fazla olan bir et. Şöyle hemen koyalım. İçinde nohutumuz var, buğdayımız var, havucumuz var, soğanımız var, tereyağımız var. Böyle hem herkes evinde çok rahatlıkla yapabilecek ve aynı zamanda çok çabuk yapılıyor. Çok basit yani, ortalama 20 dakikada falan şu hale getirilebiliyor. Neler yaptık? Soğanımızı soteledik. Şimdi burada malzemelerimiz de var. Tabii soğanımızı soteledik. Soğanımızı soteledikten sonra tereyağını da çevirdik. Hemen arkasından etimizi attık. Etimizi attıktan sonra hurmamızı, kayısımızı hepsini ilave ettikten sonra karıştırdık havuçla beraber. Olay bitti. Ve kemik suyu koyduk. Bitti. Şimdi bir çorba yapıyoruz aslında. Çorbamızı da şöyle, tereyağımızı erittik. Soğanımızı ve havucumuzu koyduk içine. Hemen arkasından şöyle alalım. Buğdayımız var. Önceden haşladığımız buğdayımızı koyduk. Yine aynı şekilde yeşil mercimek. Vitamin deposu bu. Şimdi o da önemli. Özellikle Osmanlı dönemlerinde vitamin önemliydi. Çünkü 20 kiloluk kılıçlar sallıyorlardı. Bizim şimdiki gibi değil. Sarımsak yine aynı şekilde antibiyotik deposu. Haşlanmış nohutumuz var biraz. Haşlanmış nohutumuzu atıyoruz. Şimdi bunu şöyle bir karıştırıyoruz. Kokusu da çıkmaya başladı sarımsağın, soğanın. Evet. Çok da güzel kokuyor. Bir iki tur çevirdikten sonra böyle küçük küçük doğradığımız patateslerimiz var. Şöyle biraz patatesimizi atıyoruz. Yine aynı şekilde çevirdikten sonra işte asıl olayımız burada başlıyor. Gördüğünüz gibi ben tabii hemen kemik suyunu hazırladım. Şöyle kemikleri de göstereyim. Bir iki tur çevirdikten sonra şu şekilde... Bağışıklığa da çok ihtiyacımız var. Şimdi özellikle bu dönemde. Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendirdiği gibi metabolizmamızı hızlandırıyor aynı zamanda çok rahatlıkla. Ve içindeki bakliyatlardan dolayı ki Osmanlı döneminde, Osmanlı saray mutfaklarında özellikle çok fazla kullanılıyordu bu tarz şeyler. Çünkü neden? Vitamine ihtiyaçları vardı. Seferlerdelerdi. Yani aylar boyu seferlerde duruyorlardı. Onun için vitamin olarak çok önemliydi. Günümüze baktığımız zaman da aslında herkesin evinde hem yapabileceği bir şey hem de ucuz maliyetli bir şey. Yani bakliyat bugün hepimizin evinde mercimek, pirinç, buğday gibi ürünler zaten var. Et tarafında da zaten 150-200 gramlık kadar bir et kullandıkları zaman çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Şu anda gördüğümüz gibi bu arada kaynadı. Burayı da bir yandan anlatmak istiyorum. Kaynadıktan sonra ortalama şöyle bir tatlı kaşığı kadar şöyle bulgur atıyorum. Bulgur attıktan sonra çok önemli bir şey var yine o döneme ait. Türk kahvesi. İlk defa görüyorum. Evet. Bir çorbada Türk kahvesi. Türk kahvesini attık. Biraz karıştırdık. Hem lezzet veriyor hem aynı zamanda rengini yapıyor. İçindeki patates zaten nişastasından dolayı da bağlayıcı özelliği var. Yani unlarla munlarla bir şeyle bağlamıyoruz çorbayı. Zaten kaynamaya başladı. Ve en değerli olan şeyimiz karabiberi koyuyoruz. O dönemleri para olarak kullanılıyormuş mesela. Karabiber ben de burada öğrendim. Osmanlı döneminde para yerine geçiyormuş. Evet. O kadar kıymetliymiş. Çok bol kıymetli. Bol bol atıyoruz. Karabiberi attık. Karabiberimizi attıktan sonra aslında çorbamız neredeyse hazır olmak üzere. Son olarak kesme dediğimiz bizim şöyle bir ürünümüz var. Aynı şekilde şöyle kesmemizi koyduk. Bu zaten... malzemelerimizin en çorbanın adı da o, patlıcanlı çorba. Evet. Ben çok severim patlıcanı, bu çorbaya da katacağız. Nasıl katacağız peki patlıcanı? Şimdi şu anda artık kaynıyor, zaten kaynadı. Yapacağımız tek şey burada daha önceden közlemiş olduğumuz patlıcanları küçük küçük doğradık. Ondan sonra bu şekilde en son aşamada, çünkü artık daha atacak bir şeyimiz kalmadı, her şeyi tamamlandı. Şu şekilde karıştırıyoruz. Karıştırdığımız gibi de birazcık daha kaynadığı zaman buna az bir şey daha şöyle su koymak istiyorum. Blender'dan geçirecek miyiz yoksa böyle taneli taneli mi? Bu kadar.
Küçük küçük de doğramıştık. Belki de böyle taneli taneli, evet. Aslında iftar sofraları için tek başına bile doyurucu bir çorba oldu. Şöyle söyleyeyim. Çorba aslında o dönemleri şöyleydi. Şimdi günümüzde başlangıç olarak veriliyor ama aslında çorba taneli olması lazım. Yani hem taneli olacak hem de böyle ağdalı dediğimiz olması gerekiyor ki doyurucu olsun. O dönemleri başlangıç gibi değil. Ana yemek sıfatında da yenilebiliyormuş. Hatta şöyle gösterelim biz hemen. Mesela şu an bu çorbamız 1-2 dakika içinde hazır olmuş olacak zaten. Bakar mısınız? İçindeki her şey zaten önceden pişirilmiş, haşlanmış. Önceden haşlanmıştı. Bu arada evlerinde zaten şey yapabilirler. Önceden haşlayıp difrizlerini atabilirler. Çok rahatlıkla kullanabilirler. Burada en önemli noktalardan bir tanesi aslında birçok ürünü, hani çok pahalı malzemeler. Şimdi saray mutfağı dediğimiz zaman mutlaka herkesin aklına ilk akla gelen şu oluyor. Ya işte hep etler, koyunlar, kuzular, danalar devriliyormuş falan. Öyle bir şey yok. Kesinlikle. O dönemler aslında kayısı, incir, badem, kuru yemiş ya da bakliyatlar çok fazla kullanılırdı. Et tabii ki de vardı, tavuk da vardı ama bakliyatlardan şu anda gördüğünüz gibi hiç gram et koymadık mesela. Gayet de başarılı bir çorba elde ettik. Ki bu o dönemleri de vardı mesela. Keza aynı şekilde et de o şekilde. Ve şimdi hemen çorbam da hazır, artık kaynadı. Şöyle gördüğünüz gibi çorbamı koyuyorum. Şöyle kenara alıyorum. Tabii ben bunu da şöyle koyayım. Bir tane de tatlı yapmıştık siz gelmeden. Bunun adı da halk dilinde güllaç ama asıl adı güllü aş. Güllaç olarak yaptık. Böyle iftarlarda, gerekirse sahurlarda herkesin evinde olabilecek ürünlerle beraber farklı 3 tane lezzet sunmuş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Biz efendim. Teşekkür ağzınıza ederim. Sağlık. Hem patlıcanlı hem Türk, evet, kahveli çorbamız gerçekten çok değişik görünüyor. Çok da güzel de kokuyor. Umarım iftarlık bir menü oluşturabilmişizdir. Bir öneri diyelim ve Hilal, sözü tekrar sana bırakalım.